Herkese merhaba. Bugünkü videoda Excel'in görsel özelliklerinden biri olan koşullu biçimlendirilme ile ilgili birkaç güzel örnek göstereceğim. Hemen başlayalım. Öncelikle böyle bir tablomuz var. Ürünler, maaşlar, stok kodları. Burada yapmak istediğimiz şey birinci olarak şu B sütunu, tarih sütunundaki belirli tarihleri renklendirmek. Yani şu 1 Şubat 2022 ile 15 Mayıs 2022 arasındaki tarihleri görmek istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Hemen başlayalım. Şimdi giriş koşullu biçimlendirme diyoruz. Burada yeni kural oluşturacağız. Yeni biçimlendirme kuralı penceresi açıldı. Burada biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan alanı var. Oraya tıklıyorum. Formül çubuğu geldi. Şimdi burada V formülünü kullanacağız. V formülünü de kısaca söyleyeyim. Ne işe yaradığını. Excel'in mantıksal sınama fonksiyonlarındandır. Şöyle bir örnek vereyim. Örneğin satış tutarı 2000 ve 2000'den büyük ve 3000'den küçük olan kayıtları görmek için bu formülü kullanıyoruz. Mesela V aç parantez ilgili hücre büyüktür 2000 ise ve B4 yani ilgili hücre küçüktür 3000 ise bize bu kayıtları getiriyor. V formülü. Bu formülü kullanacağız burada. Hemen formülümüzü girelim. Eşittir V aç parantez. B2 hücresine tıkladık. Burada şu dolar işaretleri hücre sabitleme için kullanılıyor. Bunları kaldırmak istiyorum çünkü aşağı çektiğimde her hücre için ayrı gelsin istiyorum. O yüzden 3 kere bastım F4 tuşuna. B2 büyük eşit. Şu N2 şey pardon N3 hücresi ise ben ise belirtmek için noktalı virgül koyduk. Ve yine B2 küçük eşit bu sefer bitiş tarihi ise dedik ve parantezi kapattık. Şimdi diyoruz ki burada biçimlendir. Biz yeşil yapalım. Sadece yeşil olarak kalsın. Tamam diyelim. Şimdi burada daha bir şey çıkmadı. Burada ne yapacağız? Giriş. Biçim boyacısı. Çift tıklayarak aşağı doğru çekersek bu şekilde. Bakın 1 Şubat 2022 ile 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında ki tarihleri burada bana yeşile boyadı. Aynı şeyi sayı aralığına göre de verebiliriz. Onu da şurada yapalım. Yine giriş diyelim. Koşullu biçimlendirme yeni kural. Biçimlendirecek hücreleri belirlemek için formül kullan. Yine V formülünü kullanıyoruz. V aç parantez. Bu sefer üretim adedi D2. 3 kere F4'e bastım. Sabitlemeyi kaldırdım. Büyüktür. Üretim adedim. Birinci koşulum 450'den büyük eşit diyelim. Hadi büyük eşit diyelim. Büyük eşit olması ve yine üretim adedim. D2. Bu sefer küçük eşit 980 olan kayıtları bu sefer de şu mavi seçelim. Mavi olsun. Tamam diyelim. Yine aynı şeyi burada da uygulayalım. Biçim boyacısına çift tıklayaraktan böyle aşağı doğru çekersek bakın üretim adedi 450 ve 980 arasındaki kayıtları mavi getirdi bana. Bir de şunu göstereyim. Mesela Excel'de
bir sütunda adı geçen kayıtları işte bana getir veyahut da bana ayrı bir renkte göster şeklinde, yani onu da göstereyim. Ne koşullu biçimlendirmeye geliyoruz. Hücre vurgulama kurallarından içerdiği metin var. Mesela burada Ali Ece, içinde Ali geçen kayıtları geçir diyorum. Buraya Ali yazdım. Bunları da ne renk yapalım? Mesela özel biçim diyelim. Bunları da sarı ile bana getirsin diyelim. İçinde Ali geçen kayıtları bana bu şekilde getiriyor. Bu da güzel bir özellik. Bir de son özelliğimiz, son göstereceğim şey veri çubukları. Bu da veri görselleştirme açısından oldukça faydalı. Onu da şöyle göstereyim. Şimdi şu üretim adedi sütunundaki verileri şuraya kopyalayalım. Şöyle aşağı doğru çekeyim. Evet. Şimdi amacım burada ufak bir görsel grafik oluşturmak. Bunu nasıl yapacağız? Hemen giriş, yine koşullu biçimlendirme. Bakın burada veri çubukları var. Veri çubuklarında burada düz dolgu, gradyan dolgu. Ben şu gradyan dolguyu seçeceğim. Bunu seçtiğim zaman bakın. Şimdi bu verilerin büyükten küçüğe sıralayarak kendi içinde bir grafik gibi, mini grafik gibi oluşturuyor. Ben bu sayıların görünmesini istemiyorum. Bunlar burada D sütununda var zaten. Onları kaldırmak istiyorum. Onu da şöyle yapalım. Kuralları yönet. Çift tıkladım. Bakın burada yalnızca çubuğu gösterdiği bir seçenek var. Bunu işaretledim. Tamam dersem, uygula dersem, bakın sadece veriler gelmiyor. Sadece veri çubukları bu şekilde geliyor. Yani istersek bunu yine mesela şöyle onu da göstereyim. Bu çubuk yönü var mesela, bu soldan sağa alıyor büyüklükleri. Bunu isterseniz sağdan sola yapabilirsiniz. Mesela şu şekilde de olabilir. Bakın tam tersi. Bu şekilde de olabiliyor. Ama ben genelde soldan sağa kullanıyorum. Şöyle tekrar eski haline döndürelim. Soldan sağa yapalım. Burada da ön izlemesini görebiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.